33. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ve %100 sermayesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların Vergi Dairesi Başkanlığı'na tapu devirleriyle ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni yetki verilmesi talebini görüşmesi. Evet, talebin kabulü oyla. Başkanım, buyurun. Biz şimdi vergi borcu ne kadar bilmiyoruz. Hangi şirketin ne borcu var bilmiyoruz. Belediyenin ne borcu var bilmiyoruz. Dolayısıyla da bunu kabul etmiyoruz. Peki. Sayın Başkanım, ben bu kadar kısa geçmeyeceğim. CHP kabul etmiyormuş da saygı duyuyorum. Buranın %100'ü bizim de olsa burası bir AŞ. Yani özel sizin bir şirketiniz gibi bir şirket. Maliye'ye borcu varmış, yönetim kurulu ne yaptı ben merak ediyorum. Yönetim kurulunun o tarihte bankada hesabında para vardı da ödemedi mi, bunu da görmek istiyorum. Evet. Eğer belediyenin, pardon, bu AŞ'nin faaliyeti içerisinde hakikaten sürekli zarar ediyorsa bunu da duymak istiyoruz. Çok da doğru, şu sizin yaptığınız şey her belediye başkanının yapabildiği değil, çok nadir belediye başkanının. Muharet istiyor ha bunu kabul ettirmek. Tabii, onu da görüyorum. Ben oradaki verilen şeylerin, inşaatların da adresine gittiğini de biliyorum. Yani asıl sahibine de gittiğini biliyorum. Ama burası özel bir şirket. Biz özel bir şirketin maliye borcunu ne kadar olduğunu bile yazmamışız. Önümüze gelmiş, gidilip görüşülecek. Ama bunları bize verin bu yetkiyi. Keşke gidip görüşseler, bu yetkiyi alsalar, borcumuz bu kadar deseler, önümüze gelse. Arkadaşlar o tarihte de bakın. Yönetimimizin banka hesaplarında para yokmuş, şu yokmuş denilse, biz de görsek sizler gibi, biz sonucu görüyoruz. Borcumuz var, ne diyorsunuz? Bunları verelim, ne diyorsunuz? Biz de hayır diyoruz. Şimdi bunları görmek istiyoruz Sayın Başkanım. Tabii idarenin de borcu olur, şirketin de borcu olur. Bunlar hayatın akışı içerisinde çözülmeyecek konular değildir. Var ise diyor, yani karşılıklı mahsuplaşma esas olmak üzere zaten size bilgiler geliyor. Yani bu konuda bir sıkıntı yok diye biliyorum ama hangisiyle ilgili istediğiniz bilgi varsa yine de başkanım özel olarak da sunalım. Bilgi inanın gelmiyor. Şimdi gelmiyor. Nereden gelecek başkanım? Nereden gelecek bilgi? Siz burada anlatmazsanız biz nasıl bilelim? Nasıl bilelim? Ya bilgilendiriyoruz ya burada. Başkanım hangi şu anda borç kaç lira diyorum? Hangi şirketin borcu diyorum? Cevap yok. Kaç lira borç? Hangisini soruyorsun? Şu anki konuyu. Borç kaç lira vergi borcu? Bilen bilgi var mı? Bilgi gelmedi mi size? Bilgi yok başkanım. Bize hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar. Yani biz başkanım sizi eleştiriyoruz ama gerçekten bilgi gelmiyor. Bilgi gelse ben niye gelmedi diyeyim. Bakın. Müsaade edin ben okuyayım o zaman. Buyurun. Kaymak AŞ sigorta borcu 15 milyon TL. 15 milyon. Evet. Bunlar mahsuplaşıldı mı? Ya o zaman bilgilendirme amaçlı. Dağıtsaydınız arkadaşlara. Son madde. Evet. Bu 8-7-2019'dakiymiş. Üstündekini okumuş. 8-7 yine 2019 var. 9-12-2019 var. 13-07-2020. Tarihli var. Zaten bu benim bu konuya yoğunlaşıp çözüm üretme mantığı içerisinde çözdüğüm konular. Daha önceden böyle bir uygulama yoktu. Bu bir maharet istiyor. Bak bunu paylaşalım. Son madde Kaymak AŞ'nin 4.481.000, Ulaşım AŞ'nin 2.673.000, belediyemizin 12 milyon, toplamda 19 milyon TL'lik bir vergi borcumuz varmış. Biz yeni duyuyoruz başkanım. Hiç daha önce duymadık bunları. Bu da bir idarenin kaymakta kaç kişi çalışıyor arkadaşlar? 2039 kişi çalışıyor gözüküyor. Bu nedir? KHK ile kamu biliyorsun kanun hükmünde kararnameyle şirketlerimizin bünyesine geçirilen özel şirket işçileriydi yani zamanda belediye çalışan. Başkanım şöyle yapsak aslında her şey çok daha dengeli, çok daha güzel olacak. Sizden ricamız her yıl bilgilendirin, yılda bir iki defa bilgilendirin. Biz buraya gelmeye hazırız, dinlemeye, düşünmeye hazırız, öneri vermeye hazırız. Sizden rica ediyoruz. Bütün anonim şirketlerini lütfen
Burada herkesi bilgilendirin. Bir de biz bu bilgiyi kendimiz için istemiyoruz. Kayseri halkı için istiyoruz. Şüphesiz, şüphesiz. Bir mahsur yok. Hemen her zaman bilgi veririz. Sayın Başkanım, siz borçlu bir yapıya sahip değilsiniz. Geçmiş belediyenizden bilirim. Kim bıraktı size bu borçları böyle? Yani nereye düştünüz Sayın Başkanım? İşin felsefesine girmeye gerek yok. Kurumlarda süreklilik esastır. Kimse özel kendine özgü borç yapmadı. Bizim dönemimizde de aldığımız krediler oluyor, yapılandırmalar oluyor vesaire vesaire. Burada önemli olan çarkın dönüyor olmasını sağlamak. Vallahi şükür Kayseri Büyükşehir Belediyesi en kredibil belediye. Herhangi bir sorun yok. Borçlarımızı da ödüyoruz. Yeri geliyor yeniden yapılanma, yeniden borçlanma da yapılabiliyor. Bunlar aşılmayacak konular değil. Herhangi bir sıkıntımız yok. İmkanımız da var, paramız da var, yatırımlarımız da var. Her türlü sizlerin de desteğiyle inşallah icraatlarımız da var. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu talebin kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler etmeyebilirsiniz yani tabii. Oy çokluğu kabul edilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bazı mülkleri, arsaları özellikle cami, okul vesaire grubundaki daha çok farklı sosyal donatı için kullanılan alanların belediyemizin vergi borcuna karşılık maliyeye aktarılmasıyla ilgili. Bunda da şöyle bir sitemimiz oldu başkanımıza. Daha önce defalarca kez söyledim, lütfen şirketlerin bilançoları buraya gelsin. Bizler meclis üyesi olarak bunları öğrenelim. Neden bu talebim? Bizler muhalefet meclis üyeleri olarak komisyonların çoğuna alınamıyoruz. Biraz da sayımız yetmiyor. Ama isterlerse her şey alınabilir, yapılabilir. Hadi onu geçtik. Bizleri bilgilendirin. Bilgilendirme de yok. Bugün yine siz de şahit oldunuz ki Başkan Bey vergi borcunun ne kadar olduğu bilgisi size gelmedi mi dedi. Gelmedi dedim. Nasıl gelmez dedi. Gelmedi. Kim verecek dedim. Kendisi de Allah Allah dedi. Gördünüz. O anlarda siz de kayıtlı. Yani ne kadar borcu olmadığını bilmiyoruz. Şirketlerin durumunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeye bu arsaları niye veriyoruz diye bu talebi de reddettik.